Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 27. Muhtarlar toplantısında konuştu. Tüm muhtarlarımızı milletin evine en az bir kere olsun davet etmek ve kendileriyle bu buluşmamızı gerçekleştirmektir. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonları ilgilendiren yeni bir karar açıkladı. 15 Temmuz biliyorsunuz artık demokrasi ve özgürlükleri anma günü olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir. Ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak o gün tatil edilecektir. Ve bunu da tekrar sizlere hatırlatıyorum. Erdoğan, tarihte bize ne yaptılar? 1920'de bize sevri gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada ifadelerini kullandı. 1920'de bize sevri gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Her şey ortada. İşte şu anda Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda hala bizim camilerimiz var. Mabetlerimiz var. Ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak? Havada ne olacak? Denizde ne olacak? Bunları konuşuyoruz. Erdoğan, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasının Türkiye'nin yararına olduğunu belirterek belki 12 ayda yetmeyecek dedi. Dün yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması hükümete tavsiye edildi. Hükümetimiz de gerekli değerlendirmeleri yapacak, gerekli adımları atacaktır. Bir yıl olağanüstü hal Türkiye için doğru değil. Yani şu 3 ayı bir daha uzatmayın ha. Arkadaşlarıma dur bakalım ya, sabırlı ol. Belki 12 ayda yetmeyecek. Cumhurbaşkanı PKK'nın son dönemde artan eylemlerinin tek bir sebebi vardır. FETÖ'nün üzerinde oluşan baskıyı azaltmak ve Suriye'nin veya Suriye'de Türkiye'nin dikkatini dağıtmak dedi. PKK'nın son dönemde artan eylemlerinin tek bir sebebi vardır. FETÖ'nün üzerinde oluşan baskıyı azaltmak ve Suriye'nin veya Suriye'de Türkiye'nin dikkatini dağıtmak. Esasen 2015 Temmuz ayında Güneydoğu'daki bazı ilçelerimizde başlattıkları çukur eylemleri PKK'yı bölge halkı nezdinde neredeyse tamamen bitirdi. Modize de yüklenen Erdoğan, bunların cebine 3-5 kuruş para koy, istediğin notu alırsın diye konuştu. Eskiden beri siyasi sahiplerle hareket ettiklerini bildiğimiz kredi derecelendirme kuruluşları devreye girdi. Bu sefer durağan da demediler. Ne yaptılar? Puanı, notu düşürdüler. Yahu istediğiniz kadar düşürün. Türkiye'nin gerçeği bu değil. Bunların cebine 3-5 kuruş ekstra para koy, istediğiniz notu al. Bunlar böyle.